Herkese merhabalar arkadaşlar. Abay Platform Torino İtalya Şubesi'nden yine gündemden, teknoloji gündeminden bir haberle karşınızdayız. Bugün saçları kestirdim. İşte biraz kısa oldu ama olsun. Geçtiğimiz günlerde kara delikle ilgili bir video atmıştık. Şimdiki video ise Mars Insight aracını biliyorsunuz. Mars Insight aracının Mars yüzeyinde yaptığı sismik araştırma ile ilgili bir video çekeyim dedim. Bu sismik araştırma nedir? Mars'ta ne arıyorlar? Bu işlem nasıl gerçekleşti? Biraz bu işin aslında teknik kısmından da bahsetmek istiyorum. Ben İtalya'da şu an master yapıyorum. Aldığım derslerden birisi de jeofizik. Bu sismik metotla ilgili birkaç bilgi verebilirim. Eksik kaldığım yerlerde de yorumlarda belirtirseniz benim için çok güzel olur. Hatta bizim için, yani benim için demeyeyim. Biliyorsunuz Elon Musk, NASA veya İşte özel uzay şirketleri, üniversiteler, bunlar Mars'ta kolonileşme, Mars'ta belki space mining dediğimiz uzay madenciliği gibi konularda çalışma yapmak istiyor. İşte Falcon 9 gibi roketler yapılıyor, ileri teknoloji, tekrar kullanılabilir roketler üzerinde çalışma yapılıyor. Mars Insight, Colorado School of Mines tarafından sondaj bölümü yapılan ETH Zürich İsviçre'de bulunan çok ünlü bir bilim üniversitesi. ETH Zürich ile beraber bir deneysel çalışma yapıyorlar. Bu deneysel çalışma için bir rover, bu rover da işte sondaj yapan bir rover. Rover anlamı şöyle bir şey. Mesela görmüşsünüzdür işte filmlerde falan, tekerlekli, üzerinde güneş panelleri olan, uzaktan kontrol edilebilen bir araç. Buna sismik ölçüm yapabilecek bir veri tabanı, bir algoritma, bir yazılım ve aynı zamanda Mars yüzeyini delebilecek bir parça takıldı. Daha sonra Insight Mars'a gönderildi. Mars'a gönderildikten sonra sondaj denemeleri yapmaya başlamıştı. En son yaptığı sondaj denemesinde Mars Quake, yani Mars depremi, aynı Earthquake dünyada olan deprem gibi bir veri elde ettiler. Bu elde edilen veri jeofizikte de sismik metot olarak geçen dalgalandırmaların size yansıyan veriler ile bir spektrum oluşturması. Bu spektrumu bir araya getiriyorsunuz. İşte MATLAB gibi yazılımlar sonucunda simüle ediyorsunuz. Bu simüle etmeden sonra size depremin derinliği, genişliği, işte ne kadar sürede gerçekleştiği gibi konumlara veya bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Mars Insight peki kolonileşme anlamında bizlere ne sunar? Bu Insight'ın kolonileşme anlamındaki amacı neydi peki? Amacı bence şu. Biliyorsunuz Mars'ta ev veya konaklama için yerler yapılmak isteniyor. Bunlar da 3D printerla yapılacaklar. Ama 3D printer'ın malzemesini tabi dünyadan götürmeyecekler. Mars'taki hali hazırdaki toprağı veya oradaki taşları kullanacaklar. Insight gibi araçlar da burada kaya mekaniği tarzı oradaki yeryüzeyinin özelliklerini, jeolojik formasyon özelliklerini ölçen bir araç. Bu aracın verilerine göre orada bir şeyler inşa edilebilir mi? Deprem açısından güvenli mi, değil mi? Bunun gibi bizlere veriler sağlıyor. Bunun dışında Ay'da veya Dünya'ya yakın asteroitlerde gerçekleştirilmesi düşünen
uzay madenciliği ise aslında Mars için de geçerli. NASA ve Amerika'daki birçok üniversitenin gerçekleştirdiği uzay çalışmaları var. Bu uzay çalışmaları ise uzayda yapılabilecek madencilikle alakalı. Uzayda yapılacak madencilikle ilgili aslında bu tarz sismik çalışmalar, madenin Ay'da veya Mars'ta ne konumda olduğunu şimdiden belirleyici birinci adım diyebiliriz. Daha sonra gelişen teknolojiyle bu kazı yapabilecek makineler olur. Bu makineleri işte geliştirme, advanced boyutlara çıkarma olur. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Tabii bunlardan önce, her şeyden önce bu dünya için de geçerli. Veri elde edilmesi gerekiyor. InSight'in yaptığı iş de sismik veriler kullanarak. Sismik veri nedir peki? Jeofizik, yani jeofizik mühendisleri bilir. Bir sarsıntı ile dalga boylarının birleştirilmesi. Buna yansıma, yani reflection ve refraction denir. Onunla ilgili size bir grafik koyacağım buraya. O grafiğe bakarak ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız aslında. Bu verileri birleştirerek bizlere bir madenin veya sert bir kayacın nerede olduğunu söyleyebilecek. Bununla ilgili başka ne söyleyebilirim? Bir dahaki belki videomda aslında bu uzay madenciliğini daha böyle derinden işlemek istiyorum. Uzay madenciliği ile ilgili en son Japon Komatsu şirketi ve NASA'nın California Institute of Technology, yani GPL dedikleri bölümle beraber bir LinkedIn sayfalarında bir haber paylaştılar. İşte Gold Rush in Lunar Environment diye. Yani bu demek oluyor ki, ya Gold Rush demek altına hücum demek. Lunar Environment dediğimiz şey ay yüzeyi, ay çevresi. Yani ayda bir madencilik yapılma planlanıyor. Bunun için de Mars InSight gibi bir araç kullanılabilir. Bu videomda şimdi görseller falan da ekleyeceğim. Animasyonlar halinde size ben Mars InSight'ın nasıl çalıştığı, Mars InSight'ın neler yaptığını göstereceğim. Sorunuz olursa yorumlara belirtirseniz çok güzel olur. Aynı zamanda bir dahaki videomda uzay madenciliğini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Uzay madenciliği nedir, nasıl yapılır, ekonomik açıdan ne tür bir etkileri vardır? Mesela ay yüzeyine nasıl bir etki yapacak? Ay'a şimdi baktığımızda böyle çok güzel görünüyor. Yüzeyi çok düzgün. Ben mesela maden mühendisi olarak aşağı yukarı ay yüzeyinde yapılacak bir madenciliğin nasıl bir deformasyon yapacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Ben madenci olarak aslında çevresel düşünürsem pek iç açıcı bir görüntü olmaz ama mühendislik açısından heyecan verici bir durum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Şimdilik Torino'dan bu kadar. İyi seyirler arkadaşlar.